Herkese merhabalar. Üretim Bandı'na hoş geldiniz. Ben Eren. Bugün konuğumuz Shopee'den Mehmet Çağrı Göncü ve Ayça Baydar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bu arada tanıştırma için Shopee'nin CEO'su ve kurucu ortağı Turgut'a da buradan teşekkür ederim. Selamımızı iletelim. Bakalım dinlemiş mi? Buradan da test etmiş oluruz. Selamını gönderiyorum Eren. Şimdi pozisyonlarınızdan biraz bahsedelim ki hani kimle konuşuyoruz müşteriler. Dinleyenler de bir bilgi sahibi olsunlar. Ayça sen Head of Product. Evet. Aynı zamanda partner, co-founder. Mehmet sen de CTO, co-founder ve partner. Hoş geldiniz tekrardan. Çok özetle Shopee'nin ne yaptığından bir girelim. Sonra belki biraz kısa bir hikayesinden bahsederiz. Sonra oradan devam ederiz. Okay. Shopee'ni aslında biz kendimiz için şey diyoruz, perakende mağazacılığının yeni nesil mobil platformu diyoruz aslında. Hali hazırda şu anda organize perakendenin %90'ı, satışların %90'ı mağazalarda geçiyor. Ve biz aslında mağazalarda ciddi bir verimsizlik ve operasyonel zorluklar tespit ettik Shopee olarak. Ve aslında mağazadaki görev alan tüm rollerin servis verdiği noktalarda o süreçlerini anlayıp analiz edip verimsiz ve yetersiz gördüğümüz noktaları iyileştirmek, dijitalleştirmeye yönelik bir mobil uygulama geliştirdik. Bu sayede onlar için bu süreçleri daha akıllı ve daha kolay hale getiriyoruz. Bu sayede ne oluyor aslında? Hem mağazanın verimliliğini artırıyoruz hem müşteri memnuniyetini artırıyoruz dolaylı olarak. Çünkü müşteriye servis verilen noktalarda ciddi problemler var. Yani aslında biz organize perakendecilere neyi vaat ediyoruz? Özetle daha düşük operasyonel maliyetle daha fazla satış ve daha mutlu müşteri vaat ediyoruz. Kendi geliştirdiğimiz mobil uygulamayla bir SaaS yazılımı lisans bazlı çalışıyoruz. Lisans bazlı derken senelik lisans mı yoksa bir kerelik? Kullanıcı bazlı. Okey. Peki mobil uygulama aslında önce bir saniye. Organize perakende. Evet. Tam olarak ne demek? Yani normal perakende dediğimiz şey organize perakende mi oluyor? Şöyle söyleyeyim. Normal standart bakkal, çakkal, esnaflardan bahsetmiyoruz. Organize olmuş, belli bir entitesi olan, bir mağaza zinciri olan müşterilerden bahsediyoruz. Genelde 20 ve fazla mağazası olan. Evet. Okay. Birçok şehirde operasyonunu yürüten, bir yerde genel merkezi olan, onun dışında uydu mağazaları olan, franchise ya da kendi bünyesinde. Marka örnekleri verebilir misiniz? Yani sizin müşteriniz olmak durumunda değil, sadece dinleyenler daha iyi anlasın diye. Bütün fashion markaları, moda markalarının hepsi aslında bizim organize perakende dediğimiz yerler. Onun dışında bütün teknoloji markaları, başka dikeylerde yani anne bebek markaları. Anne bebek markaları, optisyenler, optikçiler. Okey. Bütün AVM'lerdeki bütün mağazaların çoğu. Aynen. Şey çok güzel. Organize perakendedeki verimliliği, verimsizliği gördünüz. Ona çözümler üretiyorsunuz. Evet, yani online kanallarda milyonlarca teknoloji kullanılıyor. Müşteriye satış yaptırmak, müşteriye daha kişiselleştirilmiş ve daha kolay bir deneyim sağlamak için ama mağazacılıkta böyle bir platform yok. Biz de aslında mağazacılığın bu eksiğini görüp bu platformu bütün perakendeciler için biz yaratmak istedik. Ve ciddi bir açık var. Çünkü ne klasik legacy sistemleri ne e-commerce'çiler bu boşluğu dolduramıyor. O yüzden biz de bu boşluğu doldurmaya bu sektörde talibiz. Oraya biraz girebilir miyiz? Legacy sistemler niye dolduramıyor? Yani legacy sistemler ne sunuyor müşterilere? Legacy sistemler aslında müşterilere bir şey sunmuyorlar daha temelde. Mağazacılığın mevcut operasyonlarını yönetmek için ana core sistemler yani bir katalog sistemi, bir kasa sistemi ve bir stok sistemi bu kadar. Başka ve bunun dışında yeni nesil sistemler de mağaza içinde bir çözüm sunamıyorlar. Evet. Yani nedir? E-commerce'ünüzü açtığınızda size ürün önerileri verilebilir. Kişiselleştirilmiş öneriler ya da işte sepetinizi ilerletirken size bir şey öneren yapılar şu anda mevcut ve çok gelişmiş durumdalar. Ama bu mağaza içinde kullanamıyorlar. Evet. Anladım. Yani bir ERP sistemini satış danışmanının eline maalesef veremezsiniz şu anda. Yani adamın elindeki
yazılım, bilgisayar yazılımıyla geziyor olması gerekiyor. Biz aslında bir satış danışmanının bunu çok kolayca, interaktif bir şekilde eline sunup onun bunun üzerinden, bu ERP katalog sistemi üzerinden müşteriye ürünle alakalı detaylı bilgiye erişmesini sağlamak, stokla ilgili bu mağazada stoğu var mı kontrolleri yapmak ve bunun dışında kasaya gitmeden bu işin satışını tamamlamak gibi kolaylıklar sunuyoruz. Tek bir mobil uygulamada. Aslında all in one bir çözüm. Doğru mu anladım? Aslında legacy sistemler biraz daha hani back office denilen şeyleri yönetiyordu. Evet. Ve kasayı yönetiyordu. Evet. Ama siz aslında satış personelinin açısından girip diğer arka taraflarla yine entegre çalışıyorsunuz. Tabii ki. Aynı ama siz satış personeline onun gözünden girdiniz. Evet, sadece satış personeli dememek lazım aslında. Biz mağazada verimsiz gördüğümüz birçok nokta var. Mağazada operasyonel sorumlulukları olan arkadaşlarımız da var. Onların da süreçlerini iyileştirmek. Aynı zamanda mağaza müdürlerinin de mevcut kendi hayatları içerisinde sahip oldukları rol ve sorumluluk kapsamında işletmeye çalıştığı süreçleri iyileştirmek gibi vasıflar ve hedeflerimiz var. Bunları da ele alıyoruz. Yani aslında mağaza içindeki birden fazla roldeki takım oyuncusuna destek olmaya çalışıyoruz. Okay. Ürünü biraz parçalayalım. Şimdi bir mobil uygulamadan bahsettik. Sadece mobil uygulama yoktur büyük ihtimal. Bir web tarafı da vardır bu ürünün. Aslında şöyle, web tarafını kullanmıyoruz, ürünleştirmek de istemiyoruz. Biz aslında bir web tarafı dediğin şey anlamında mı? Administrative tarafta konuşuyoruz. Evet. Çok özür dilerim, pardon, yanlış anladım. Okay. Yani bir satış personelinin kullandığı mobil uygulama var. Evet. Bir de arka tarafta işte raporların göründüğü, entegrasyonların belki yönetildiği. Hem monitoring yapıldı. Evet, aynen. Hem de monitoring yapıldı bir arka tarafta ve bu uygulamamız var. O orada hedef genel merkezdeki mağaza satışlarından sorumlu ekiplerin kullanabileceği bir Headquarter özelliğinde yapılmış bir iş aslında. Ama bunlar şeyle bağlı. İşte ERP'siyle bağlı mağazanın. Aslında şöyle, biz bütün sistemlerimizi standalone, yani bütün sistemlerimiz dediğim bütün özelliklerimizi standalone çalışabilir şekilde de düşünüyoruz. Yani ilk başta biz bunu hiçbir yere entegre olmadan çalıştırsak nasıl çalıştırırız, onun peşinden gidiyoruz. Okay. Ondan sonra da hangi aşamalarda bu entegre edilebilir, hangi aşamalarda entegre etmemiz lazım, bir de entegrasyon gözüyle aslında bu şeye bakıyoruz. Peki feature'ı geliştirirken standalone tek başına durabilmesini sağlamak her şeyi yapmak mı demek oluyor, yoksa tek başına atıyorum satış personeline bir değer sunmak diğerinden bağımsız olarak mı? Yani aslında orada bakış açımız şu: entegrasyon olmadan ya da yeterli entegrasyon olmadan biz bunu hayatta tutabilir miyiz, bu feature'ı bir marka kullanabilir mi? Yani nasıl? Şöyle anlatayım. Mesela satış danışmanı dedik. Bir satış danışmanı listesi olacak. Bu satış danışmanı listesini eğer marka istiyorsa manuel de girebilir. Biz bunların ekranlarını da dizayn ediyoruz o feature'ı düşünürken. Ama entegrasyonla satış danışmanı datası neredeyse, ERP'de olur, insan kaynakları modüllerinde olur, başka bir yerde olur, Excel'de olur, fark etmez. Biz onlarla da entegre edilebilir halde planlıyoruz. Anladım. Yani aslında şey demek istiyor. ERP'si olmayan da, ERP'si olan da bizi kullanabilir demek istiyor. Herkese satabiliriz. Evet. Yani. Evet. Okey, süper. Peki biraz şeye girelim, hikayesine girelim. Hani Shopee'nin kuruluş hikayesi. Çok detaylı girmemize gerek yok. Nasıl bir evrilme oldu? Çünkü genelde hani hem podcast'te gördüm hem de sektörden de gördüm. Genelde böyle bir evrilme söz konusu olabiliyor. İşte sektörde pivot denilen olayı. Evet. Biz evrilme diyelim. Bir farklı bir hale geliyor. Mesela paraşüt önce sadece fatura uygulaması olarak başladı. Sadece fatura. Bu arada müşterimizsiniz. Bunda evet, kendi promosyonumuzu yapalım. Evet. Tabii ki. Ne yapacaktık yani? Değil mi? Bence yani ne yapacaktık? Organize perakende işinde olsaydık biz de Shopify kullanırdık. Başka kim kullanabilirdik ki? Biz fatura uygulaması olarak başladık. Sadece fatura gönderiyorduk ama ondan sonra işte müşterilerin isteklerini ala ala tam anlamıyla bir ön muhasebe uygulaması olma yolunda gidiyoruz. Sizde de böyle bir şey oldu mu, yoksa dakika birden biz organize perakendenin içindeki verimsizlikleri azaltacağız yoluyla mı çıktınız? Ben başını anlat. Başını anlatayım, oradan da topu sana atayım.
Biz aslında ilk başta bir kiosk uygulamasıyla başladık ve bence bunu söylemek ayıp değil. Bunu dünyayı kurtaracağını düşündük. Biz bir kiosk yapacağız perakende için. Herkes oradan kendisi işte self checkout yapabilecek, Migros'taki jet kasaya böyle evrilebilecek ama daha dijital, daha görselleri iyi, müşteri deneyimi çok daha iyi olan, tabii ki Migros'taki jet kasa harika bir şey kullanım açısından, ama daha böyle fashion'a odaklı, moda sektörüne odaklı ya da daha böyle görsel açısından zengin olabilecek perakende dikeylerine odaklı bir kiosk uygulaması geliştirdik. Ve mağaza içindeki bütün böyle biz isterleri karşıladığımızı, her şeyi düşündük. Dedik ki güzel bir şey yapalım. Arka tarafa bir cloud sistemi ayağa kaldırdık. Yavaş yavaş onu geliştirdik özelliklerine. İşte birçok markayı kendi bünyesinde tutabilen bir yapıydı arka tarafı. Ön taraftaki uygulama mağaza içinde mağaza dinamiklerine uygun çalışacağını düşündük. Ondan sonra fark ettik ki bu scale edecek bir şey değil. Yani biz bir şeyi düşündüğümüz şeyleri yaptık ama bazı şeyleri eksik ya da yanlış düşünmüşüz. Mesela? Mesela kiosklar o kadar yaygın şeyler değiller. Ama mobil uygulama çok yaygın bir şey. Kiosk derken bu arada tam olarak neden bahsediyoruz? Yani bayağı... Dokunmatik full... ekran büyük. Ha okey tamam. Kiosk deyince benim aklıma artık şey de geliyor da o bütün yapı. Hani o çatısı da olan dört duvarlı şey. Gibi. O zaman kiosklerine dokunmatik biz aslında ekran evet mı? Yani aslında okay. Biz o hardware ben yanlış anladım. Değil o hardware evet o çatısı olan şey değil onun içindeki yazılımı geliştiriyor. Okay, daha tamam. Doğrusu o zaman Fidget'ın var. Sonra bu arada şey mi? Evet. Bunun uygulaması. Self servis miydi o kiosk yoksa yine satış personeli? Yok aslında orada yavaş yavaş evrildi. Evet, evet. Yani sıfırıncı gün biz dedik ki bu self servis olur. Ondan sonra satış danışmanı yardımıyla olacağını farkına vardık bu işin. Ondan sonra dedik ki satış danışmanı yardımıyla oluyorsa satış danışmanına yardımcı bir mobil uygulama yapmamız lazım bizim. Biz enteresan bir şekilde farklı bir açıdan gireceğim. Biz de paraşütü ilk yaptığımızda hep işte kendi kendine satan kullanıcının hiçbir şekilde desteğe ihtiyacı olmadığı ki Kobi'yiz. Hani Kobi sonuçta. Hani sizinki kadar kompleks bir ürün de değil bizimki. Hani basit bir ön muhasebe uygulaması olması gerekiyor. Ama şeyi gördük ki hani %100 self servis, %100 hani işte desteksiz kendi kendine satın alan, kendi kendine satan, işte kendi kendine on board olan, tıkır tıkır ürünü kullanabilen ya biz beceremedik ya da hakikaten bunu yapmak çok çok zor. Direkt aklıma o geldi yani sen bunları anlatırken hakikaten hani öyle %100 self servis kendi kendine çalışabilen, kendi kendine şey yapan çok çok kolay değil yani. Onu yapabilmek. Yani bir de ön muhasebe gibi de yani biz perakende değil siz ön muhasebecisiniz. Böyle aslında yüzyıllardır yapılan perakende 2000 senedir yapılan bir şey. Hatta 3000 senedir yapılan bir şey. Kayıtlı olarak yapılan evet. Perakendeden bahsediyorum. Evet. Muhasebe keza öyle. Aynen. Yazının bulunma sebebi neredeyse. Bunu böyle bir anda %100 değiştirmek oradaki deneyimi çok doğru bir yaklaşım değil belki de. O yüzden bizim de yavaş yavaş kullanıcının kendi kullanıcıyı müşteri değil satış danışmanı yapmamız aslında bir noktada pivot ettiğimiz şeylerden biri de bu oldu. Bize tabii daha büyük denizlere gitmemizi de sağladı. Evet yani aslında onlar o esnada onu keşfederken ben de bu arada biraz background'umuzdan da belki bahsedelim. Ben bir senedir Shopee'deyim. Bir buluşma sebebimiz de aslında bu onların bu vizyona dönmesi ve benim de zaten bundan önceki işlerimde ben daha önce Boyner Holding'de 4,5-5 yıl boyunca aslında Omnichannel direktörlüğü altında çalışıyordum ve onların bu keşfettiği işte self servisler işlemiyor çalışmıyor noktasında biz de aynı şeyi keşif içerisindeydik çünkü Boyner Holding aslında hep böyle perakendeli yenilikçilik getiren bir grup. Biz de aslında bunun arayışı içerisindeydik ve en sonunda bir işin merkezinde satış danışmanı var ve biz bir şekilde satış danışmanlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor ve müşteriyle satış danışmanı arasında ciddi bir teknolojik uçurum var. Müşteriler satış danışmanlarından daha farkındalıkları yüksek, daha ürüne, stoğa, fiyata hakim vaziyetteler ellerindeki mobil uygulamalar sayesinde. Şirketlerin kendi
web uygulamaları sayesinde diye fark ettik. O yüzden de bu uçurumu kapatmak için biz de bir satış danışmanı uygulaması geliştirmeye başlamıştık. Bu esnada zaten proje bir noktaya geldi. O esnada Shopee zaten benimle kontağa geçti. Dedik ki hani bunu niye bunu bütün bir perakendeye yaymayalım. Aynı vizyonla şimdi aynı gemide yürütüyoruz işleri. Aslında hakikaten işin merkezinde maalesef hala müşteriler kendi başlarına servis almadan bir mağazaya girip işten ayrılıp çıkmak noktasında bence hala o olgun seviyesinde değiller. Bir human touch'a ihtiyaç duyuyorlar. Bu arada galiba özellikle perakendede de şey de var. Dokunmak da istiyorlar. Çünkü daha fazla satabilme potansiyeli demek oluyor bu. Tabii. Yani hani nasıl e-ticarette işte bunu alan bunu da aldı veya bunda bununla da ilgilenir misinizin yaptığı aslında satış danışmanının işte o pantolon almaya geldiyse pantolonun yanında başka bir şey de sunuyor. Evet. Yani zaten yapılan araştırmalar da onu gösteriyor. Yani self-service kiosklar maalesef satış danışmanı asistanlığında iş yapıyor. Yani tek başına çok az müşteri gidip kendi başına ürünü oradan alayım da şey yapayım, bakayım ürüne, ondan sonrasındaki süreçte de satışa götüreyim vesaire gibi durumlar böyle çok yaygın değil. Yapan yerler var, iş modeli doğrultusunda çalışan şirketler var ama esas yine işin kritik noktası ve şeyin düğümü çözen yer satış danışmanları oluyor. O yüzden de biz oraya fokuslanmak istedik. Güzel. Peki satış danışmanı biraz daha ürünü irdeleyelim, inceleyelim. Elinde bir mobil uygulama var. Bu mobil uygulamada ne görüyor? Mobil uygulamada ne görüyor? Bir kere bir ürün kataloğu görüyor. Tamam. Ve ürün kataloğundan hızlı ve kolay şekilde arama yapabiliyor. Bu belli başlı aynen bir e-commerce sitesindeki filtreler, gelişmiş filtreler. Barkod falan okuma gibi şeyler. Aynı şekilde veya barkodla ürün arama yapabiliyor veyahut da tekstle ürün arama yapabiliyor. Biz daha sonrası önümüzdeki dönemde farklı teknolojileri de getireceğiz. Fotoğrafla arama vesaire gibi süreçleri. Ve beraberinde stoklara erişebiliyor. Yani ürünü bu katalogtan eriştikten sonra, bu arada bizim yaptığımız iyi işlerden bir tanesi de şu aslında, şirketlerde merkezi katalog modülleri yok. Yani bir ERP sisteminde ürünler var. Evet. Bir de e-commerce'lerinde bir katalog var. Ama bunu katalogla ürün listesi arasındaki fark ne? Rich content yok katalogda. Yani ERP sistemlerinde rich content tutulmuyor. Okay. Yani dijital resimler, katalog dediğimiz şeyde aynen. Evet. İmajları, ürünlerin özel açıklamaları, böyle belli yapılarda ürün özelliklerinin tanımlanmış olması gibi şeylerin olması gerekiyor. Bu ancak sadece o mağazanın, o markanın bir web sitesi varsa kendi e-commerce sitelerinin altyapılarında tuttukları içerikler var. Detaylı bilgiler, imajlar vesaireler var. Biz bu iki bilgiyi alıp kendi merkezi katalog modülümüzde zenginleştirerek tutuyoruz. Biz bir aslında markaya bir merkezi katalog veriyoruz. Ve satış danışmanlarının ellerine de bunu açıyoruz. Çünkü bu gelişmiş detaylı bilgileri satış danışmanları hali hazırda erişemiyorlar. Onların tek gördüğü fiili olarak ürün ve o ürünün üzerinde etiketinde yazan bilgiler. Bunun dışında başka hiçbir bilgiye sahip değil. Kaç adet var? Hangi mağazada ne kadar vesaire? Sahada karşılaştığımız temel problemlerden biri satış danışmanları markanın kendi mobil uygulamasını kullanıyor. Mobil uygulama. Son müşteri için e-ticaret mobil uygulamasını kullanıyor. Ya da e-ticaret. Yaşadım onu müşteri olarak gördüm yani. Evet. Ve yani tabii ki farklı bir deneyim için tasarlanmış bir şey ve yani sen de yaşamışsın, bu çok amatör duran bir şey aynı zamanda. Evet. Ben de yaparım. Ben de yaparım. Sen niye? Aynen. Aynen. Bir kere katalog o anlamda kritik. Bu şekilde müşteriler ürünle alakalı bir soru sormak istedikleri zaman hızlıca kendi mobil uygulamalarından barkodunu okutarak veya arama yaparak müşteriye ürünle ilgili detaylı bilgileri verebiliyorlar. Onun dışında müşteri bilgileri var. CRM'i biliyorsunuz, birçok markanın artık CRM sistemi var. Loyalty bağlantıları falan mı? Evet, aynen. Biz KVKK gibi regülatif süreçleri de tabii ki dikkate alarak aslında kontrollü bir şekilde müşteri bilgilerini
satış danışmanlarının servis verebileceği şekilde onlara destek olabilecek, müşteriye daha kişiselleştirilmiş hizmet verecek şekilde sunuyoruz. Onun dışında şeyimiz var, performans yönetimimiz var ki bence en kritik konulardan bir tanesi de bu. Satış performansı. Evet, satış performansları. Satış danışmanlarının biliyorsunuz en büyük motivasyonu hedefler. Yani satış hedefleri. Çünkü onun satış hedefleri doğrultusunda prim kazanıyorlar. Hı hı. Ve bu satış hedeflerini günlük ve anlık takip edebildikleri bir ellerinde platform yok. Mağaza müdürleri belli başlı periyodik zamanlar içerisinde onları işte bu haftanın bugünün hedefi bu arkadaşlar ve işte biz bu kadarını gerçekleştirdik hadi devam deyip aralıklı periyotlarla bilgilendiriyorlar. Ama aslında onların motivasyonu gerçekten satış yaptığı satışın sonucunu görmek, primine nasıl yansıyacak, satışını nasıl etkiliyor, hedefine ne kadar yaklaştığı gibi bilgilere anlık sahip olmak. O yüzden de biz performans yönetim modülümüz sayesinde tüm satış danışmanlarına hem hedeflerine hem gerçekleşmelerine anlık erişmesini sağlıyoruz. Bu şekilde de aslında onları daha motive kılıyoruz, daha motivasyonlarını yükseltiyoruz. Bir şey soracağım. Alakası ama kendi telefonlarını mı kullanıyorlar yoksa o telefonda siz mi firma mı sunuyor? Aslında şöyle, cihaz konusunda biz cihazı tedarik eden taraf değiliz. Ama biz şimdi adını da söyleyemeyeceğim büyük tedarikçi ya da direkt markanın kendisiyle beraber müşterimize gittiğimizde, satacağımız markaya gittiğimizde onlar kendi aralarında anlaşıyorlar. Okey. O zaman sizin aslında birinci şeyiniz hala yazılım. Tabii. Biz hiçbir şekilde donanım tarafında yok. Evet. Okey. Peki şey soracağım. Bu da hani müşteri olarak gözlemlediğim bir tane firmada kocaman ya aslında bir monitörü, bilgisayar monitörünü ters çevirip dikey halde e-ticaret sitesini açmışlardı ve hani hakikaten işte o yaşadığım şey oydu. Bunun başka rengi var mıydı gibi bir soruydu veya başka modeli var mı gibi bir soruydu. Oradan bayağı hani dokunmatik de bir şeydi, monitördü. Hani oradan hakikaten e-ticaret sitesini böyle hani swipe down'la işte böyle bir beraber gezdik. Benim aklıma gelmezdi çünkü öyle çok bilinen bir marka değildi. Ama hani enteresan bir şey gelmişti. Oradan da aslında şimdi hem çıkış noktanız kiosktu hem de şu an hani satış danışmanının aslında dostusunuz. Ya orada şeyde o hiç mi olmayacak o kiosk? Tabii. Hayır, kiosk şey değil. Yani Ayça sen bahset istersen. Ya biz kiosk işini, self servis kiosk işini öldürmedik. Hı-hı. Tabii ki devam ediyoruz. Çünkü dediğim gibi bazı markalarda ve bazı iş modellerinde hala işe yarıyor. Evet. Ama genel ihtiyacın aslında daha ağırlıklı satış danışmanı uygulaması olduğu yönünde ve verimliliği arttıracağımız noktanın bu gördüğümüz eksik noktaların merkezinde satış danışmanının olduğunu fark ettik biz. O yüzden de orayı stratejik olarak daha önceliklendirdik ve daha önemsiyoruz. Ama tabii ki self servis yapmaya ki hali hazırda zaten kullanan müşterilerimiz de var. Self servis uygulama üzerine de hala hem geliştirmeler yapmayı hem de o taraftaki süreçleri maintain etmeye devam ediyoruz. Onu öldürmedik ama bence pazarın ana ihtiyacı ve esas gidilecek nokta bu satış danışmanı. Çünkü satış danışmanı uygulamasının aslında aynı zamanda öyle hayal edin ki her satış danışmanının bir kasa olduğunu düşünün aslında. Gideceğimiz vizyon da o. Artık Square tarzı işte kredi kartı Apple Genius'ın falan. Ama sizin gibi bizim de bir sürü regülasyon şeylerimiz var. Kısıtlamalarımız var. Zamanla bunların aşılacağını da düşünüyoruz. Aynen. Çünkü yani teknoloji gelişse de bazı şeyler hala sabit kalıyor ve gelişmemekte de direniyor belli sebeplerden dolayı. Onlar geliştikçe o gerçekten kasasız deneyimi biz tek bir uygulamayla sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Anladım. Peki ya verimsizlik diyoruz da aklıma hep şey geliyor. Yani müşterilerin satın aldığı şey hakikaten verimsizliği azaltmak mı? Orada neye bakıyor yani? Atıyorum 3 kişi daha az çalıştırırım gibi bir verimsizlik mi, yoksa hani iş yapmalarının
daha kolay olması mı, yoksa oradaki asıl amaç, daha doğrusu satışı yaparken, yani satış ekibi yok burada ama hani illaki siz de biliyorsunuzdur. Orada satan değer önergesi şey mi? Yani işte average cart size, ortalama sepeti arttıracağız. İşte daha fazla satış yaptıracağız mı? Yani orada sizin sunucuya aslında verimlilik, verimsizliği azaltma mı, yoksa satışı arttırma mı? Ve markaların satın aldığı değer önergesi hangisi? Aslında şöyle, zaten verimsizliği ortadan kaldırdığınız zaman dediğim gibi hem operasyonel maliyetleri azaltıyorsunuz hem de satışı da arttırıyorsunuz. O da nasıl aslında? En basitinden örneğin söyleyebilirim. Müşteriler stok soruyorlar. Geliyorlar mağazaya ve hani işte bunun şu bedeni var mı diye. Ondan bilmiyorum sonra, dediği zaman satış kaçıyor. Hayır, bilmiyor. Ve diyor ki bir gidip depoya bakayım, müsaade eder misiniz diyor. Müşteriyi bırakıyor, depoya gidiyor, tabii, ürünü arıyor ve yarım saatin sonunda maalesef ürünü bulamadım diyor. Yani düşünüyor musunuz? Onu da yaşadım. Evet. Şimdi mesela bu tip bir süreci bizim uygulamamız hem akıllı hem de kolay bir şekilde satış danışmanının müşterinin yanından ayırmadan hemen sorusuna cevap verebileceği şekilde, hatta ürünü yine müşterinin yanından ayrılmadan yanına getirtebileceği şekilde kurguladık. Bu tip verimsizlikleri çözüyoruz. Böylece hem müşteri memnun ayrılıyor, müşteri memnuniyetini ortadan kaldırıyor, hem de satışı gerçekleştirmiş oluyoruz. Aslında çok çok kapsamlı bir win-win modeli diyebiliriz. Süper. Tabii bu da var. Bir de satış danışmanını da aslında biz güçlendiriyoruz. Daha donanımlı hale getiriyoruz. İşe yeni başlayan bir satış danışmanı daha ilk gününde bütün kataloğa erişebiliyor. Müşterinin sorularını anında cevaplayabilir duruma geliyor. Yani bir satış danışmanının, ki perakende de sirkülasyon da çok yüksek, bir satış danışmanının markaya öğrenmesi, ürün gamını öğrenmesi de çok hızlanıyor. Bir de şöyle bir şey var, tabii bizim çözdüğümüz problemlerden problemlerin diğer tarafı da bizim mağaza içinde günlük hayatta bizim müşteri olarak mağazaya gittiğimizde görmediğimiz şeyler. Mesela? Mesela performans yönetiminden başlarsak eğer, mağaza içinde tabii günlük operasyonlar var. Bunları da biz çözecek. Yeni mal gelmesi, işte dizilmesi, tabii, çıkarılması vesairesi onun. O taraflarda da, yani ürünümüzün roadmap'inde de öyle özellikler var. Bayağı. Yani mağaza içindeki biz bütün süreçleri hem dijitalleştirip hem de bunları akıllı bir şekilde müşteriye sunacak satış danışmanı yardımcısı uygulaması yapıyoruz. Okey. İyi, anladın mı? Gayet güzel. O zaman biraz nasıla, işin mutfağına girelim. Yani güzel bir alan. Perakende hani bayağı zaten ticaretin döndüğü ana alanlardan bir tanesi. O yüzden çok işte hat demek istemedim ama hat bir alan yani. Ve bayağı kompleks de olabilecek bir ürün. Çünkü siz 20 mağaza ve daha fazlası. Ölçeklerden bahsediyorsunuz. Peki bunu geliştiren ekipten bahsedelim. Kaç kişilik bir ekipten bahsediyorsunuz? Shopee şu an kaç kişi? Bütün ekip kaç kişi? Ondan sonra hani ürün ekibine girebiliriz. Bugün 25 kişiyiz. 25 kişi, ben de 25 kişiyiz. Aslında şöyle bir yapımız var. Özellikle bir üretim bandı var. Burada olma sebebimize vesile olan. Aslında ürünün markete fit etmesi, bununla alakalı stratejik kararların alındığı ve ürünün roadmap'inin uygulandığı bir üretim bandımız var. Ve bir de bu işin entegrasyon bacağını oluşturan bir takımımız var. Çünkü şöyle, uygulama aslında kısmı mı? Evet, yani uygulamanın müşterilerle buluşturan... Yok, uygulanması. Evet, aynen. Okay. Aslında şöyle bir mekanizma düşün. Bir mekanizmadan bahsediyoruz. Çarkın başında ürün ekibi var. Ürün geliştiren ekip var. Suyun başını biz tutuyoruz. Bizim ürünümüzü geliştirdikçe, o çarkı çevirdikçe, aslında ürün ortaya çıktıkça satış ekibimiz ürünü müşterilerle buluşturuyor. Özelliklerini anlatıyor biz özellik geliştirdikçe. Ve onlar okeyleşip satış yaptığı noktada da bu sefer onlar kendi çarkını entegrasyona döndürmeye başlıyor, onların çarkları. Okay. Entegrasyonun çarkı dönmeye başlıyor. Entegrasyonun çarkı döndüğü noktada da zaten müşterinin saatini devreye almış oluyoruz.
Böyle bir yapımız var aslında. Product ekibi aslında esasen 10 kişilik bir takım. 3 kişi Connect uygulamasına bakıyor. Bu bizim web uygulamamız, headquarter için geliştirdiğimiz. 7 kişi de satış danışmanı uygulamamız olan Assist ve self-service uygulamanın Sign'e bakıyor. Ve product, bunun içinde hem product owner'lar var, hem iş analistleri var, QA'ler var ve engineering development ekibimiz var. Bu üretim bandının takımı. Diğer tarafta da bir entegrasyon takımı var. İstiyorsan da sen anlat Mehmet. Entegrasyon ekibi aslında Customer Success ekibi. Biz de içeride entegrasyon ekibi de diyoruz. Customer Success'te. Şöyle ki şu anda hala henüz kendi ekonomisi büyümediği için entegrasyonu biz kendi içimizde yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da. Ancak bu entegrasyon ekibinin ilerideki rolü başka entegratörlere hizmet edecek kısımları yapmak olacak. Ve aynı zamanda müşterileri success ettirecek kısım olacak. Okey. Başka entegratörlere derken? Şimdi şöyle, ürünü şeyde anlatmıştım ya, aslında biz entegrasyon kabiliyetlerini de her zaman göz önünde bulunduruyoruz diye. Hı-hı. Şimdi entegrasyon kabiliyetlerini göz önünde bulundurmamızın sebebi aslında entegrasyon yükünü hiçbir zaman bizim sırtlamayacak durumda bir ürünümüzün olması her an elimizde. Hı-hı. Yani biz başka coğrafyalara gittiğimizde o coğrafyaların değişkenlerini bilen, oranın dinamiklerini bilen ve entegrasyon konusunda da nereyle entegre olacağını da bilen entegratör firmalarla anlaşacağız. Okey. Anladım. Peki şimdi takımlarda bir entegrasyon takımı var, bir de ürün takımı var. Hı-hı. İşte bu 10 kişi. Entegrasyona kaç kişi var? Tahmini. Tahmini 3, 5, onda da 6 kişi var. 6 kişi. Bu 6 kişi peki yazılımcı mı? Hayır. İçinde Customer Success, yani bir Project Manager var. Hı hı. Bir takımın çok değerli bir head'i var şu anda. Hı hı. Bütün süreçlere hakim ve süreçleri çok iyi yöneten. Bir Account Manager var. Hı hı. Bir monitoring yapan, anlık olarak sahayı izleyen, gerektiğinde mağazaya gidip satış danışmanına yardımcı olan, uygulamayı nasıl kullanacağına dair bir Customer Success insanı var. Hı hı. İki tane de developer var. Okey. Bayağı cross-fonksiyonel bir takım aslında bu. Yani her türlü şey var. Nedir adı? Departmanlar, insan var yani bu entegrasyon takımında. Tabii. Şey de öyle, diğer ürün takımları da öyle. Peki, ürün takım ve entegrasyon amaç. Entegrasyonlar Kanban şekliyle mi çalışıyor? Yani neyi ne zaman yapacağını nasıl karar veriyor? Gelen müşteri entegrasyonda biz ilk önce kaç ay önce, 4-5 ay önce Kanban'la ilerliyorduk. Hı hı. Çünkü günlük olarak değişebiliyor, anlık olarak şeyler bloklanabiliyor ya da yerine yeni bir şeyler alabiliyoruz diye. Ama ondan sonra fark ettik ki bu bizim entegrasyon tarafındaki belli gollere ulaşmamızı engelleyen bir yapı. Hı. Orada da Scrum'a geçtik. Mesela nasıl bir goldan bahsediyoruz? İşte şu kadar şirketi bağlayacağız gibi bir hedef mi? Genelde şirketlerin çeşitli ne diyeyim, çeşitli fonksiyonlarını entegre etme gollerini, hı hı, aslında öncelik sıralamasına doğru koyamadığımız için Kanban yöntemi içinde, hı hı, aslında orada bir problemimiz vardı bizim. O bazı entegrasyonlarda sahaya çıkmamızı dahi engelleyebilecek durumlara geldiği oluyordu. Öncelik sıralaması. Bu orayı biraz açabilir miyiz? Yani Kanban neden ona sebebiyet verdi? Kanban neden ona sebebiyet verdi? Çünkü Kanban'ın dezavantajlarından birisi Kanban'da öncelik sıralamasının tam olarak bir şeyinin olmaması. Daha önce geleni daha önce alıyorsun. Hı hı. Okay. Ve her zaman daha önce yapılacak bir şeyler var daha öncelikle. Hı hı. O yüzden bazı şeylerin orada kaldığını gördük. Okay. Daha sonra bunu ticket'lar da aslında entegrasyon tarafında açılan ticket'lar da aslında yüksek puanlı ticket'lar değil. Tamam. Yani bir feature geliştirmek için bizde işte nasıl diyeyim, bizde 5-8 puan diye gidiyor ticket'lar işte şeyde, Fibonacci'de. 5 puanlık bir ticket açıldığında product ekibi için cidden önemli bir feature. Ha, feature bunlar. Yeni şeyde, product ekibinde öyle. Ha, okay, tamam. Bizim tarafta açılan ticket'lar
2 puanı geçmiyor. 3 puanlık ticket'ımız neredeyse yok gibi. Şey tarafında, entegrasyon tarafında. Öyle olunca biz dedik ki burayı da Scrum'a getirelim. Haftalık Scrum yapalım. Ve haftalık gollerimiz olsun. Kanban'daki bizim gördüğümüz en büyük eksik bu gol tanımını doğru bir şekilde koyamıyor olmamız. Anladım. Biraz daha böyle bir işte pipeline gibi gidiyor aslında. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Ama planlayıp, hedef koyup daha ileri taşıma şeyi yok. Ve şöyle entegrasyonda da şöyle bir şey var. Entegrasyon aslında her marka için farklı dizayn edilebilir durumda bizde. Çünkü o markanın değişkenleri var. Farklı sistemler kullanıyor. Farklı sistemleri farklı şekilde bize açıyor. Peki entegre olmamız bu için. Bu ekip yeni bir şey geliştiriyor mu? Entegrasyon ekibi. Ürün tarafında mı? Evet yani bir marka... Ürün tarafında hiçbir şekilde dokunmuyor. Sadece feedback veriyor. Anladım. O zaman mesela siz entegrasyon sırasında bir ihtiyaca denk geldiyseniz... Aynen öyle. Ürün takımına geri gidiyor. Gidip Ayça'ya söylüyorlar. Okey. O zaman ürün takımı da burada bir önceliklendirme yapıp araya sokuyorsa sokuyor, sokmuyorsa sokmuyor. Evet. Ama gibi aslında evet. Okey. Peki... oradaki önceliklendirme işte müşteriden gelen şey puanlara göre bir şekilde önceliklendiriyorsunuz. Evet. Okey. Peki Scrum'a mesela ya bizim tarafta da şey avantajı oldu. Özellikle retrospektif yapınca hani şeyi de görebilme. İşte şu kadar puanda bu kadar puan oldu. Tabii. Şeyini de gördük. Mesela siz de orada retrospektif yapıyor musunuz? Retrospektif yapıyoruz. Yani Scrum'ı retrospektifte, son retrospektifte retrospektifi her hafta değil de iki haftada bir yapma şeyi çıktı. Çünkü her hafta retrospektif yapmak da o kadar şey olmuyor. Evet. Verimli olmuyor. Yani insanların aklında belki bir şeyler birikmiyordur. İki haftada bir, yani hafta Scrum şeylere, sprintlere haftalık koşuyoruz ama retrospektifleri iki haftada bir yapıyoruz o ekiple de. Anladım. Okey. Ürün takımında nasıl bir format var? Ürün takımında da aslında Agile koşuyoruz aslında. İki tane Scrum takımı var dediğim gibi. Bir tanesi Assist ve Sign işlerini götüren, diğeri de Connect'i götüren. Bizde de aslında ürünün roadmap'i quarter bazında yapılıyor. Hedeflediğimiz business goal'ler var her quarter için gerçekleşiyor. Ürünün gitmesini istediğimiz. Ne gibi goal'ler bunlar? Bu aslında şey, ürünün hangi fonksiyonaliteye o quarter'ın sonunda erişeceğine karar veriyoruz. Yani hangi fonksiyoneliteleri barındıracağına karar veriyoruz aslında. Ve o quarter'daki belirlediğimiz roadmap'teki işleri sprintlere bölüyoruz. Ve sprintler iki haftada bir bizim product owner'larımız tarafından ticket'ları açılıyor. Öncesinde tabii ki bir şey süreci var. Solution'ı dizayn etme sürecimiz var. O zaman o çeyrekten önce mi yapılıyor? Yok, solution dizayn işi biz diyoruz ki tamam bu bizim ihtiyacımız olan konular şu feature'lar. Bu feature'ları, scope'ları... Buna kim karar veriyor? Burada bir product konsey ekibimiz var aslında. Çok paydaşlı. Ben varım. Mehmet var. Engineering bakış açısında. Customer success'in hedefi var. Çünkü o müşteriden gelen feedbackleri ve şeyi. Satış ekibi var. Çünkü onlar sahanın ihtiyaçlarını çok iyi biliyorlar. Bir de design hedefimiz var. CEO? CEO? Turgut zaten aslında satış ekibini de temsil ediyor bir yandan. Çünkü satışa da ağırlıklı destek veriyor. Ve şey... Hep beraber aslında ben bir öneriyle geliyorum zaten. Olması gereken feature önerileriyle geliyorum. Scope'larını belirliyorum. Mehmet engineering bakış açısıyla bu işin nerelere taş edebileceğini, ne kadar yüklü bir iş olacağı konusunda bize yönlendirme veriyor. Önceden mi hazırlanıyor? Tabii önceden hazırlanıyor. Product konsey öncesinde benim listemi alıyorum ve paylaşıyorum ekiple. Herkes kendi tarafındaki ev ödevini yapıyor. Ne kadar detaylı peki senin paylaştığın şey? Benim paylaştığım şey aslında tamamen kapsam dokümanı gibi bir şey. Çok detaylı bir analiz değil. Kapsam. Bir paragraf. Evet. Yani şöyle evet. Bir iki paragraf. bir şey kapsam dokümanı. Aynen. O kapsam dokümanı doğrultusunda herkes çalışıyor. Benim scope'uma aldığım feature'lar dışında customer success'in mevcut müşterilerden gelen ihtiyaçları noktasında onlar kendi kapsamlarını oluşturdukları bir feature listesi getirebiliyorlar veya satış diyor ki ya ben böyle bir müşterim böyle bir talepte bulundu bir de şunu ele alalım diye hepsini product konseyde
konuştuğumuz bir platformumuz var. Orada şey de oluyor. Yani bu konseye gelmeden önce orada şöyle bir şey de oluyor. Product ekibi diyor ki biz şöyle bir feature dizayn ediyoruz. Bunu düşünüyoruz şu anda. Bunu siz bir müşterilere sorabilir misiniz diyor. Bunu satışa da soruyor. Customer success mevcut müşterilere de soruyor. Satış ekibi sürekli sağda geliyor. Yani aslında evet, dizayn etmeden önce biz daha yani o roadmap'i belirlerken biz diyoruz ki biz önümüzdeki roadmap'te bunları yapmak istiyoruz. Biz siz bir bakın, herkes kendi size otursun çalışsın. İşte Aslı, işte customer success edimiz. Sen bunları bir müşteriyle kontrol et. İşte Mehmet, engineering bakış açısıyla nasıl, ne kadar yüklü bir iştir. İşte Turgut, sahada bunun karşılığı var mı? Senin tarafında bizim gözlemlediğimiz var falan gibi. Herkes aslında kendi tarafında çalışıyor ve daha sonrasında o konseyle bir araya gelip bütün feature'ları, bu anlamda önerideki backlog'da olan feature'ları değerlendiriyoruz. Tabii, çünkü şöyle bir şey var. Biz burada Türkiye'deyiz sadece. Ve gidip bir mağazaya sorduğumuzda hani en basitinden bir feature alabiliyoruz. Ama bizim Dubai'de de müşterimiz var. İngiltere'de de ofisimiz var. Oradaki müşterilere, oradaki markalara da hitap etmemiz gerekiyor. Evet. Bizim aslında temel bir feature'ı düşünürken beslendiğimiz noktalar bunlar oluyor. Evet. Anladım. Peki bu product konseyi ne zaman yapılıyor bu product konsey? Her quarter bazı. Her quarter hangi öncesi gün yapılıyor. Bir ay önce başlıyoruz zaten. Yok, aslında ya, feature bazı hangi oluyor. Hangi gün? Evet, product... Taktiksel olarak söylüyorum. Pazartesi mi, cumartesi mi? Hani haftanın hangi gün? Yani değişiyor mu? Spesifik bir gün yok. Evet, okay. Tabii ki. Aslında ya, bilgiler ne zaman toplanırsa o zaman yapıyoruz. Yani evet. Okay. Yani bizim aslında yani şöyle, bir ay öncesinde, yeni quarter'a başlamadan bir ay öncesinde yapmamız gerekiyor. Hı-hı. Çünkü product konseyden sonra yine bir ara bir kontrol noktasına gidiyoruz. Yani konuşuyoruz. Ben sunduğum skobu, eğer itirazlar varsa veya yeni öneriler gelmişse, onları tekrardan biz product ekibi olarak skobunu, kapsamını belirleyip tekrar masaya getiriyoruz. İkinci bir görüşme gerekiyor. Ondan sonrasında Mehmet'in de onayıyla, evet bu quarter'da bu işler çıkar onayıyla. Çünkü engineering ekibinden lead'i o. Hı hı. O anlamda kaynak yönetimi kapsamında. Biz de okeyleşip el sıkışıp tamam, bu quarter roadmap'i bu diyoruz. Ve yani benim onayım dediği de aslında guesstimation. Tabii. Estimation. Tabii canım. Evet, estimation evet. Değil, guesstimation. Guesstimation. Daha analiz yok, bir şey yok. Tabii. Evet, evet. Yani o, kadar o iki paragraflık şeyden sonra ve konuşmalardan insanlara şöyle bir şey olur, böyle bir şey olur falan filan gibi şeylerden. Evet, evet. Okay. Aynen. Bu iki haftada çıkar, bu beş haftada çıkar. Var, tabii yaklaşık bir şey veriyor. Hı-hı. Uygundur deyip ondan sonra el sıkışıp çıkıyoruz ve artık ondan sonrasında bunun planlaması, detaylı analizleri, solution design'ı, user interaction'ı. Çeyrekten önce mi peki, yoksa o çeyrek başında mı yapılıyor bu? Aslında şöyle planlıyoruz. Dediğim gibi bir ay önce dememin sebebi oldu. Evet. Her bir feature bizde iki hafta önceden geliştirme süreci başlıyor. İki sprint önceden, çok özür dilerim. Yani çünkü biz öncesinde ihtiyaç ne? Yani hayal ettiğimiz feature ne? İlk önce biz product owner'lar bunun detaylı araştırmasını ve analizini yapıyorlar. User story'lerini çıkartıyorlar. Daha sonrasında bu user story'lerle beraber user experience ekibimizi alıyoruz. Teknik ekibi alıyoruz ve solution'a, yani aslında hayal ettiğimiz feature'ı anlatıyoruz. Sonra hep beraber konuşarak, discuss ederek bu solution'ı hem teknik mimaride hem user interaction mimarinde dizayn ediyoruz. Bunun akabinde işte user experience ekibi wireframe'lere çalışıyor. Teknik ekip kendisi yapması gereken bir araştırma, ön araştırma veya teknik bir geliştirme etkileyen bir şey varsa o tarafları research ediyor. Akabinde iki haftalık süreçte biz işte wireframe'lere bakıyoruz, prototipleri inceliyoruz. Onaylanınca da okey, bu şekilde çıkıyoruz dediğimiz noktada ticket'ları açıp sprint'lerin içerisine alıyoruz. O yüzden hep böyle bir iki sprint öncesinde bir feature'ın üretim süreci başlıyor aslında. Anladım. Ama quarter başlayınca başlıyor diyeyim ya. Quarter'dan bir ay önce. Bir ay önce başlıyor. Çünkü iki, yani o quarter. Başlıklar. Yani şöyle başlıklar başlıyor. Analiz değil. Analizden bahsediyor. Hayır, analiz başlıyor. Çünkü şöyle başlıyor aslında. Biz bir ay önce dediğin zaten iki sprint. İki sprint önce. Ha, evet, tabii. Evet. İki sprint önce başlıyoruz. Çünkü zaten biz o product konseyi de ne olacağının aslında şeyden başlaması lazım. Yani product konseyi zaten bir ay öncesinde bitirmek istememizin sebebi o. Feature'lar belirlensin ki biz artık belirlenen feature'ların analiz...
bitiyor artık. Evet, konsey evet, bitiyor. Tabii tabii. Okay, ben aynen. Konsey bir ayda bir ay önce başlıyor diye. Hayır hayır yok yok bitiyor yani feature'lar hepsi çalışıyoruz. O zaman siz yani bir çeyrek başlıyor. Çeyrekten bir ay önce bu konseyin hazır bitmiş olması lazım. Evet. Konsey için hazırlanmak için de en az bir sprint desek. Yani siz aslında bir çeyreğin tam ortasında evet. Bir sonraki çeyrek için tabii planlama yapmaya başlıyor. Planlamaya başlıyor. Evet. Peki o Bakıştın. Zaman bu şey de mi demek oluyor? Özellikle çeyreğin son yarısında 1/8'inde şey mi oluyor yani hem mevcut o çeyreğe ait olan işler evet. Yapılıyor evet. Hem de gelecek çeyreğin hazırlıkları evet. Yapılıyor. Evet. Ama oradaki şey ekibinden Scrum evet. Ekibinden tamamen bağımsız ilerliyor. Yani bu ne ekibinden? Scrum ekibinden tamamen bağımsız. Ya engineering ekibinin tabii. Üstünde okay. Bir yük yaratmıyoruz evet. Onu biz kendimiz hem product owner'ların üzerine bir yük oluyor. Hı-hı. User experience design ekibimizde bir yük oluyor. Çünkü onlar da bu işin flow'larını ve interaksiyonunu dizayn etmeye başlıyorlar bir ay öncesinden. Ama onun dışında engineering ekibi ne zaman bu iş sprint alınırsa o zaman kodlamaya başlıyorlar. Onun öncesindeki pre-araştırmalar zaten herkesin yapması gereken süreçler yani. Hı hı. Onu da takımımız zaten o mindset'te. Hı hı. Yani her zaman bir kendimizi geliştirmek maksadıyla ekip teknolojik araştırmalar yapıyor. Peki şimdi büyük firmalarla çalışıyorsunuz. Hı hı. Büyük firmalarla çalışmanın getirdiği şöyle bir şey var benim gördüğüm. Çok büyük bir firma geldiği zaman bana bu lazım yoksa hı hı. Almam veya bana bu lazım yoksa churn ederim gibi bir şey geldiği hmm. Zaman şey duruyor. Yani planlanan bütün her şey durabiliyor diyeyim. Hmm. Hani sizde böyle bir şey var mı? Nasıl yönetiyorsunuz böyle bir yani biz öyle bir şey geldiğinde yapmayız demiyoruz. ama tabii ki şey var. Bu nereden geliyor? Bu da bizim customer success ekibinden geliyor. Hı. Şu müşteri var ya da satıştan geliyor. Şöyle bir özellik istiyor. Kesin yapmamız lazım. Dediği noktada hemen Ayça'ya çarpıyorlar. Yani şöyle şimdi yani maalesef diyeceğim ama bir yandan da işin gerçeği bu. Biraz böyle low hanging fruit mantığında ilerliyor şirket. Yani şu anlamda biz zaten pazarı fit edecek bir ürün yaratmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve bizim için şu anki mevcut müşteriler bu anlamda çok iyi bir kanal bir yandan. Yani çünkü onlar zaten demek ki belli bir ihtiyaç tespit etmişler. O ihtiyaç doğrultusunda bir ürün önerisiyle ve bize bu ürünü yapın diye geliyorlar. Biz de aslında o anlamda bakıyoruz. Evet bu ürün sadece bu müşterimiz için değil, diğer müşterimiz için de kullanabilir bir ürün ve özellik. Tamam diyoruz. O zaman önceliklerimizi o anlamda tekrar değerlendirelim. Çünkü hazır müşterisi de olan bir iş. Bir şey yapıyoruz. Planlama dahilinde içeriye alıyoruz. Ama çok müşterinin çok spesifik bir ihtiyacıysa diyoruz ki lütfen bizim üretim bandımızı bozmayın. Bunu bir şekilde müşteri mutlu edecek şekilde entegrasyon takımı yönetsin bu süreci. Veyahut da ek kaynak vesaire outsource süreçlerle bir şekilde destekleyelim. Aksi takdirde mevcut yapımızı ve business goal'lerimizi bozmayalım. Orada bir aslında bir trade-off yapıyoruz. Peki şimdi customer success ve sales satış ekipleri zaten müşteriyle temas eden ekipler. Hı-hı. Ve oradan bir input geliyor. Product owner'lar veya user experience'lar sahaya çıkıyorlar mı? Evet. Satış personelleriyle evet. Veya arka... Bunu sorduğun çok iyi oldu. Yani şirkette ürün tarafındaki en önemli bence noktalarımızdan biri o. Yani gerek Ayça kendisi, gerek diğer product owner'lar sahaya bizzat iniyorlar. Hı-hı. Bunu evet. Sen biraz anlatır mısın? Biz haftada bir design head'imiz var. Derya. O da monetizing design yıllardır yapmış, hmm. Yıllarca yapmış. Sağ olsun bizimle şu an çalışıyor. Beraber ilerletiyoruz süreçleri. Derya ile zaten her hafta bir müşteride işte onların süreçlerini incelemek üzere onların mağazalarını ziyaret ediyoruz. Ben kendi ekibimin de düzenli olarak sahaya inip
hem bizim müşterilerimiz hem diğer potansiyel müşterilerimiz ve diğer markaları sahada gözlemlerini rica ediyorum ve istiyorum. Ama bizim öyle hani daha sistematik olarak götürdüğümüz gerçekten müşteriyle karşılıklı oturup her bahsettiğim markanın içerisinde o mağazada rol alan tüm görevli personelle, farklı rollerdeki görevli personelle birebirler yapıyoruz. Ve onların ihtiyaçlarını dinleyip, onların problem yaşadığı noktaları tespit edip mevcut uygulamada da hem bizim mevcut uygulamayla alakalı problemlerini dinliyoruz hem mevcut uygulamada olmayan ama onların ihtiyaçları olan farklı geliştirebilecek feature'ları tespit ediyoruz bu şekilde. Hem ürüne katkı sağlıyoruz hem customer success'e katkı sağlıyoruz aslında. Bu aslında hem ürünün stratejisini belirlemede hem de müşteri memnuniyeti ve müşterinin devamlılığı noktasında bize bayağı fayda sağlıyor. Peki sahada olmak. Ya o sahada geçen günü biraz anlatabilir misin? Anlatabilirim. Yani? Ne yapıyoruz? Öncesinde zaten eğer bizim potansiyel müşterilerimizse bir randevuyla başlıyor süreç. Ondan sonra bir randevu rica ediyoruz. Çünkü onların vakitlerinden çalıyoruz ister istemez bu one to one'larda. Onlar dediğin satış danışmanları değil mi? Tabii. Okay. Yani, çünkü hem satış danışmanı, biz farklı rollerde diyeyim aslında hem mağaza müdürüyle görüşüyoruz, hem satış danışmanıyla görüşüyoruz, hem de operasyonel süreçlerde çalışan depo görevlisi arkadaşlarımız var. Onları dinlemek istiyoruz. Onlardan randevu alıyoruz ve gidiyoruz. Belli bir soru setimiz var. O soru setimiz doğrultusunda onlarla görüşmeler yapıyoruz. Belli bir aralıkta da aslında şeye çıkıp mağazanın içine geçip orada müşterileri gözlemliyoruz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Arada kendimiz müşteri gibi, gizli müşteri gibi davranıp servis alırken ki süreçleri izliyoruz. Daha sonrasında da zaten ciddi bir şeyle, dokümantasyonla bunları bir potansiyel müşterimiz için bir journey haritasına çeviriyoruz aslında. Bir servis mapping haritasına çeviriyoruz. Çünkü onların bizim bu eforu harcarken aslında onlar da bizim kendi vakitlerinden bize zaman ayırıyorlar. Bir şekilde onlar da bu output'tan faydalanmaları lazım. Biz de aslında kendi süreçlerinde tespit ettiğimiz eksikleri, aksayan noktaları nasıl çözümleyeceğimizi, Shopee ile nasıl bu işlerin üstesinden geleceklerini onlara bir servis mapping haritasıyla sunuyoruz. Ve de aslında hem kendi feature'larımız için, yani gelecekte geliştireceğimiz feature'lar için bize yol gösteriyor. Hem de onlar da kendi tespit edemedikleri verimsizliklerini görmüş ve bununla alakalı Shopee veya farklı şekillerde aksiyon almak üzere onlar da farkındalıklarını arttırıyorlar. Ya benim Paris'te gördüğüm kendi deneyimlerimde gerçekten şey gibisi yok. Müşteriyle birebir konuşma ve müşteri ziyareti gibisi yok yani. Evet. Ya bizim sıkıntımız, ya challenge'ımız sıkıntımız değil de şimdi 12 binden fazla müşteri var. Şimdi hepsini ziyaret etmemiz mümkün değil. Ve bunların hepsi küçük küçük firmalar. O yüzden hani işte belli bir istatistik şeyi sağlamak için mümkün olduğu kadar fazla ziyaret yapmaya çalışıyoruz. Ama hakikaten her seferinde, her gittiğimde en kötü geçen müşteri ziyareti bile bana bir şey kattı. Yani çünkü burada işte tahta karşısında nasıl olsun, şöyle mi olsun, böyle mi olsun falan filan için harcayacağımız yarım saati, bir saati şuradaki şeye gidip müşteriye gidip görmek kadar yani faydalı bir şey olamaz. Aynen. Kesinlikle. O yüzden eminim sizde de çok yani faydası oluyor. Kesinlikle çok faydası oluyor. Yani bir de şöyle, saha şartları gerçekten çok farklı. Yani biz laboratuvar ortamında ürün geliştiriyor gibi geliştiriyoruz ama sahada buluşturduğunuz noktada pain point, ürünle alakalı pain pointleri çok iyi tespit ediyorsunuz. Yani hiç düşünmediğimiz şeyler. Neler çıkabiliyor. O yüzden onların tespiti anlamında da çok faydalı oluyor. Gerçekten bir de zaten sahada olmak da ayrı bir keyif yani. İçin sosyolojik boyutu da var gerçekten yani. Çok keyifli gerçekten. Bir de şeyi de görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani ben mesela onu yaşıyorum. Toplantı isteyerek gidiyoruz. Hani e-mail atıyoruz, gelebilir miyiz falan filan. Biliyorlar bizim geleceğimizi. Ama tabii bu görüştüğümüz insanlar da genelde işte girişimcilerin kendisi, şirket sahiplerinin kendisi. Veya orada çalışan, Paris'te kullanan insan.
Biz toplantı yaparken telefonlar geliyor tabii. İş devam ediyor yani. Hani biz de çok şey yapmak istemiyoruz. Hatta tam tersi buyurun buyurun açın diyoruz. Çünkü işi nasıl yaptığını izliyoruz orada. Bayağı hani live bize şey oluyor yani. Hani biz orada hani toplantı notlarının ek bir de işte onun telefonunu dinliyoruz falan böyle. İşte ne diyor? Hani sipariş numarası bilmem ne falan. Hani böyle şey. Sizde de eminim öyledir yani. Hani bir müşteri geliyor. Siz orada izliyorsunuz. Tabii. Gidiyor şey yapıyor ürüne evet. bakıyor onunla böyle konuşuyor evet, gidiyor evet. depoya konuşuyor falan aslında evet. bayağı B2B işlerinde hani workflow'u evet. görmek adına evet, çok, çok faydalı çok faydalı kesinlikle. Eminim size de öyledir yani. Kesinlikle. Yani her ünlü şirketi şirketleri için çok faydalı gerçekten evet. yani zaten proje geliştiren şirketler bir şekilde bir brief alıyorlar ve onun doğrultuda proje geliştiriyorlar ama biz ürün geliştirirken tüm markete fit edecek ürünü ve fonksiyoneliteleri kurgulamak noktasında o süreçleri çok iyi gözlemlememiz gerekiyor. Aksi takdirde benim hayal ettiğim müşterinin istediği konfliktini yaşarız. O yüzden onu sürekli pazarda test edip outputlarını görmemiz lazım. Bu arada telefonda görüşmemizde senin söylediğin şeye geleceğim. Bu podcast'i aynı zamanda dinliyordunuz da. O yüzden hani biliyordunuz neler konuştuğumuzu. Şeyden bahsetmiştin sen Mehmet. Yani insanlar neyi nasıl geliştirdiğini anlatıyor ama neyi geliştiremediğini veya nasıl olmadığını anlatmıyorlar. Aslında Ayça en son dediği noktada o var. Mesela bir özelliğimizi geliştirdik. Hiç alakasızmış. Yani, ne demek o? Hiç alakasız yani şöyle değil. Dedik ki biz bir problemi çözeceğiz. Ve biz de oturduk tahtaya aynen dediğin gibi çizdik. Şöyle olur, böyle olur, şöyle bir şey yapalım. İşte sallıyorum müşterinin parmak izini alalım falan filan. Ondan sonra yazdık, çizdik, ettik. Çok da güzel. Development ekibine düştü. Scrum ekibi bunu gurumladı. Her şeyini yaptı. Ticket'lara puan verdi. Sonra sahaya inince dediler ki bu böyle olmaz. Yani bunu yaşamış olmak aslında bir yutkunma vardı orada. Tabii yutkunma var yani. Bizim kendi emeğimiz. Bu da şey değil. Yani benim takımımın emeğiydi o. Ve bu şeyden sonra tabii bu şeyden önceydi. Yani bizim süreçlerimizi böyle oturtma zamanımızdan falan önce yaptığımız bir şeydi. Şimdi sahayla birebir temas Ayça yapıyor. Daha Ayça'nın ekibinden, product ekibinden birisi direkt yaptığı için asla böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Ama şey çok zordu yani. Yaptığım bir şeyin aslında Allah'tan çok da başımıza gelmedi. Hani proje şirketlerine bu daha çok boşa gelen bir şey. Aynen brief geliyor ama brief aslında briefin altından yatan başka bir şey var. Başka bir şey var. Kulaktan aynen. kulağa geldikten sonra aynen. o çok daha zor oluyor. Bizde biraz daha tabii şeydi bu bir ya da iki kez başımıza gelmiştir. Bir buçuk kez gelmiştir. Ve bundan sonra mı aslında belki daha da fazla müşteri ziyareti yapmayız gibi bir çıktı oldu. Şeyleri sahadan daha çok konfirme eder olduk. İçeride düşündüğümüz şeyleri sahadan konfirme ettikten sonra aslında analize almaya başladık. Peki zannedersem bu entegrasyon ve ürün takımının ayrı olması da sanki böyle bir şeydi. Yani belki bunun gibi bir hani kötü bir sonuç olmasına gerek yok ama düşünülmüş bir yapı gibi gözüküyor. Tabii. Yani çünkü biri daha böyle hani günlük şeyleri yaparken diğeri daha geleceğe doğru bir ürün geliştiriyormuş gibi ikisinin farklı bir dinaminin olduğu. Aslında buradaki temel amacımız bizim ürünümüz böyle hafif bir entegrasyon isteyen ürün değil. Yani uzun önce bütün feature'ları kullanmak için bayağı ciddi efor demeyeyim ama efor gerektir. Büyük parçalara dokunan markaların büyük parçalarına, ERP'lerine, yeri geldiğine e-commerce'lerine, CRM'lerine yani büyük büyük silolara dokunan bir entegrasyona ihtiyacımız oluyor. Ürünümüzü tam olarak kullandırtmamız için. Ve bizim hedefimiz bu ürün ekibi her zaman ürün ekibi olarak kalıp hayatına devam edecektir ama entegrasyonu biz Türkiye için belki Shopee hep Shopee olarak yapacak. Bilmiyorum. Ama biz gittiğimizde Polonya'ya gittiğimizde Polonya'daki bir organize perakende markasının ihtiyaçlarını ya da neyi nasıl yaptığını bilemeyiz. Biz artık Türkiye'de biliyoruz bunu. Yani gidip masaya oturduğumuzda sizin ERP'nizde şurada şu vardır, burada bu vardır ya da çeşitli ERP şeylerine SAP olsun, Oracle olsun, Microsoft Dynamics olsun. Bunlara oturduğumuzda masada artık neyi nasıl yapıldığını Türkiye şartlarında biliyoruz. Ama Polonya'da nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Ve bizim ana işimiz ürün geliştirmek olduğu için bizim onu orada bilmemize de gerek yok aslında. Polonya'da bir entegratör firma
bizim için bunların hepsini yapabilir. Ha. Peki o düşünce mi sizi böyle bir yapıya Tabii. Yani ilk günden beri zaten bunu düşünüyorduk. Entegrasyonu her zaman biz dışarıda tutmaya çalıştık. Dışarıda tutabileceğimiz sayıya eriştiğimiz andan itibaren. Hı. Anladım. Peki şu anda çözmeye çalıştığınız challenge'lar ne? Ürün ekibi olarak. Yani şu an çözmeye çalıştığımız challenge'lar aslında şu. Bu işte customer success'ten gelen feedback'leri ve talepleri bir şekilde roadmap'i disrupt etmeden planlamaya almak kısımlarını yönetmeye çalışıyoruz daha çok ağırlıklı. Oralarda işte hem customer success'in üzerine düşen yapması gereken işler var. Müşteriyi yönetme anlamında, taleplerini yönetme anlamında. Bizim tarafta da sürekli bu çeviklikte olmamız gerekiyor. O da şu aslında, şimdi ben diyorum ya, bizim için bir hazırlık süreci var. İki sprint öncesinde her şeyi planlayıp solution design ediyoruz ki işler sağlıklı ve stabil çıksın ve kaliteli çıksın diye. Şimdi çok short notice gelmiş süreçlerde tabii ki hani ekibin ekstra efor göstermesi gerekiyor. Tabii ki biraz bizim için bir sıkıntı oluyor bu da, yani hani bir şekilde hani aman hani kaliteden ödün vermeyelim diyoruz ama bir yandan da hızlı iş çıkartmaya çalışıyoruz. Herkesin iş yoğunluğu içerisinde son anda puanlar değişiyor, planlama değişiyor vesaire gibi süreçler yaşıyoruz ister istemez. O yüzden hani bence böyle hani bu süreçte iyileştireceğimiz hala birkaç nokta var ama bununla alakalı da güzel aksiyonlar aldık. Özellikle entegrasyon ve müşteri süreçleri tarafında biz de mümkün mertebe kendimizi hani çevik olma noktasında ekibi de motive etmeye çalışıyoruz. Çünkü onlarda da ya bu iş nereden çıktı şimdi falan gibi şeyler olabiliyor. Hani yani bu kadar planlı ve fokus giderken şimdi son dakika bu iş çıktı elimizde, şimdi tekrardan bakmamız gerekiyor falan gibi süreçler işletmeden, hani onları hem rahatsız etmeden hem de bir şekilde sağlıklı bir şekilde planlamayı alarak yine de hani yine öncesinde onlara bu araştırma ve solution design etme sürecinde vakit bırakacak şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Ama evet, bu bizim için bir şey. Challenge. Evet, challenge. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Şu anki challenge'ların. Benim söyleyeceğim product tarafında bence şeyi oturttuk. Yani product scrum ekipleri de, product'ın mevcut scrum ekipleri de şu anda otonom ilerliyorlar hayatlarına. Yani dışarıdan bir ister geldiğinde product owner'a biz isterimizi söylediğimizde product owner onu takım içinde gerekli yerlere iletiyor ve verdikleri tarihte de biz çıktıları alıyoruz. Evet, yani işte doğru planlamamız gerekiyor. Planlayarak yapmamız gerekiyor. O yüzden hani bizim oturttuğumuz herhalde en iyi şey bu planlama süreci diyebilirim. Bir productçı olarak seni o kadar iyi anlıyorum ki. Aynı evet. Problemlerden ben de müzdaribim. Evet, aynen. Peki son sorum. Diyelim ki kendi firmanızı kurdunuz veya başka bir firmaya geçtiniz. Shopee'den ne götürürdünüz yanınıza? İnsan olarak değil. Turgut burada beni öldürmesin. Süreç ve öğrenim ve kültür ve prensip buradaki, hani Shopee burayı çok iyi yapıyor, bunu replike etmek isterim dediğiniz. Ürün anlamında. Ürün anlamında mı? Yoksa yani ürünsel süreçler. Ürünsel süreçler anlamında. Atıyorum ya, satışı çok iyi yapıyor falan değil de. Anladım. Ya aslında şöyle, bence bizim en iyi yaptığımız şey sistematik kurmak. Yani biz insanlardan bağımsız bir şekilde bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Ve o sistem kurma süreci de bence birazcık sürekli dinamik olması gereken bir şey. Ve biz de aslında o dinamizme bir şekilde ayak uyduruyoruz. Yani o kadar esnek yapı içerisindeyiz ki aslında ekipler yeni yapıya ayak uydurabiliyorlar. O yüzden muhtemelen bu hızlı adaptif yapıyı götürmek isterdim. Yani gerçekten çok önemli. Onun dışında yani bence şöyle, şirketin kültüründe çalışanlar çok kıymetli ve önemli. Ve benim gözlemlediğim Shopee'nin en iyi yaptığı şey de aslında çalışanların şeffaf ve demokrat bir şekilde
tüm süreçlerin içerisinde söz sahibi kılmak. Bu da bence çok önemli. Yani buradaki herkes Shopee'nin hikayesinde iz bırakan kişiler. Bizim bütün takım arkadaşlarımız. Bu Shopee'nin gerçekten güzel bir hikayesi var ve bence çok daha güzel bir yere gidecek. Ve bizde çalışan, bu zamana kadar çalışmış olan, şu anda çalışan ve çalışacak arkadaşların her birinin gerçekten bu hikayede ciddi bir izi var. Yani hepimiz hakikaten ayrılan arkadaşlarımız için bile ya onun yaptığı şu iş sayesinde diye konuşabiliyoruz. Ve aslında o hikayede yer alabilme hissiyatı, ya herkesin burada hem demokrat bir şekilde hem karar verme süreçlerinde, hayal etme süreçlerinde, düşünme süreçlerinde ve execute etme süreçlerinde üç bacaklı bir rolü var aslında. Kimse sadece işi yapan değil, kimse sadece düşünen değil, kimse sadece vizyon veren değil. Biz burada herkesi bu üçlü yapı şeklinde, yani hem dreamer olması, hem thinker olması, hem doer olması noktasında motive ediyoruz tüm çalışma arkadaşlarımızı. Ve onların aslında bu sistematik içerisinde söz sahibi olma ve demokrat bir şekilde fikir ve önerilerini getirmeye çalıştırıyoruz. Bu dediğim gibi aslında bir solution design ederken çok iyi bir platform oluyor. Yani bir developer arkadaşımız bile user experience ile alakalı niye bunu böyle kurguladınız, burada benim gözlemde böyle bir şey yok diyebiliyor ve süreçleri ele alabiliyoruz. Yani çünkü her birisinin fikri ve önerisi çok kıymetli bizim için. O yüzden burada hakikaten bu kadar otonom olmamızın, yani otonom derken aslında otonom ilerliyoruz ama belli bir sistematik ve belli bir konsensus içerisinde ilerliyoruz. Kimse kendi başına alıp bir şey yapma değil ama herkes birbiriyle kol kola ilerleyip ama işte bir karar noktasında herkes hemfikir olup o karar üzerine ilerleyebiliyoruz. Bence bu yapı çok güzel. Herkesin bunu adapte olabilmesi çok güzel. Ben muhtemelen bu sistematiği götürmek isterdim. O anlamda hakikaten bence ekip arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Bu konuda çok şeyler. Çok güzel. Destekler. Senin? Aslında şey vardı, o Ayça'nın bahsettiği PayPal'ın ilk başladığı zamanlardaki bir şeffaflık deklarasyonu vardır. Biz de ilk başladığımız herhalde o deklarasyon üzerinden ilerledik. İlerlettik bazı şeyleri. Her şeyi açık konuşan, bütün bilgileri şirketin neredeyse bütün çalışanların açık olduğu bir yapı üzerinde şu anda ilerliyoruz ve bu gerçekten herkesin bağlanmasını sağlıyor. Hem markaya, hem yaptığımız işe, hem şirkete, hem de birbirimize aslında. Yani en önemli şeylerden biri o. Sen tabii şey dedin, kişiler dedin, kişilerden kimseyi almaktan çok. Ben daha çok kavramsal olarak ben buradan bir yere gitsem ekibi almak isterim. Yani şöyle bir şeyi var, yapısı var buranın. Biz ne zaman bir yerde eksik olduğumuzu görsek hemen daha iyi birini bulmaya çalışıyoruz oraya. Ya da o boşluğu hemen ne kadar iyi biri var, nasıl doldurabiliriz, onu almak için neler yapabiliriz, onun peşinden koşuyoruz. Ve böylece şu anda bütün boşlukları şirkette, belki bundan sonra biraz daha büyüyünce başka boşluklar çıkacak. Ve bu boşlukları şimdiye kadar çok iyi doldurduk. Ve bundan sonra da ben iyi dolduracağımızı düşünüyorum. Bir de şey var, yani tabii süreçler var. Yani bugün Shopee retail'i bıraksa, tarım için bir ürün geliştiriyor olsa, artık bu ürün geliştirme mekanizmaları çok düzgün oturduğu için tarım için de çok güzel bir ürün geliştirebilir. Süper. Yani bunları aslında ya bu ikisiniz de zaten benzer şeyler söylediniz. O sistem bence de çok değerli. Sistematik düşünme ve o hani ekip ya hem kişiler ama aynı zamanda kişiler değil ki kişilerin karakterleri aslında orada kopyalanması gereken şey. Evet. Onu böyle hani modüler şekilde tık 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 ölçeklendirebildiğimiz zaman aslında zaten o zaman değer çıkıyor. Mehmet, Ayça, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Shopee'nin hikayesini nasıl ürün geliştirdiğini bizimle paylaştınız. Dinleyenlere de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.